Bugün sizlere Janome'nin çift taraflı fermuar ayağı kullanımını görelim. Ayak değişimi görelim. Sağ tarafı gelecek şekilde ayağımı takıyorum. Bu şekilde. Elimde bir adet düz fermuar var. İki adet de aynı boylarda kesilmiş kumaşım. Kumaşı istediğim şekilde ve ebatta katlayıp isterseniz ütüyle, isterseniz tırnak ütüsüyle, nasıl isterseniz. İki tarafta da aynı şekilde diğer kumaşımın kenarına da ütü izi yapıyorum. Ben tırnak ütüsü yapıyorum. İsterseniz ütüyle daha da muntazam bir şekilde yapabilirsiniz. Bükerken bu şekilde olacak şekilde yerleştireceğim. Fermuarım kapalı. Fermuarımı ilk öncelikle açıyorum. Fermuar kumaşın altına gelecek şekilde en uçtan yancıca dişliler görülecek şekilde yerleştiriyorum. Baskı ayağımı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Dikişimiz düz dikiş olacak. Orta hizada. Dikiş adım ayarını isterseniz daraltıp veya genişletebilirsiniz kullanacağınız kumaşa göre. Belimi bir de gittikten sonra ayağımızı batırıyorum. Fermuar ayağını kaldırıp fermuarımı kapatıyorum ki fermuarımın olduğu fermuarımda olan başlığa iğnem çarpmasın. Şöyle ki fermuarımın bir yerini diktim. Şimdi diğer yerini dikmek için ayağımın yönünü değiştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra diğer kumaşımı alıyorum. Kumaşımı biraz, fermuarımı biraz aşağı çekiyorum ki dişler çarpmasın. Yine açık kalacak. Bu şekilde yerleştiriyorum. Durduruyorum. Yine aynı şekilde ayağımı kaldırıyorum. Fermuarımın kapatıyorum ki iğne yine çarpmasın. Üzerine denk getirip ayağımı indirip kaldığım yerden devam edip yine isterseniz sonuna kadar gidebilirsiniz. İsterseniz de yan taraftan bu şekilde kapatıp durabilirsiniz. Fermuarımı diktim. Gördüğünüz gibi şu an kapalı. Açtığım zaman bu şekilde. Ben farklı bir renkte dikişini sağladım ki siz daha net görebilmeniz için normalde kumaşın rengiyle ip renginin aynı olması gerekiyor fermuarda. Bu şekilde dikebilirsiniz. Hem daha rahat hem daha kolay.